Bir su bardağı asitli içeceğin olumsuz etkilerini yok etmek için 32 bardağı su içmek gerekiyormuş. Ahmet ve ailesi günde 2 litre asitli içecek tüketiyor. Bu arada bir su bardağı 200 mililitre. Bu durumda 2 litre asitli içecek tüketen Ahmet ve ailesinin 32'nin 10 katı yani 320 su bardağı su içmesi gerekiyor bu zararları ortadan kaldırmak için. Bu bir günde. Bir yılda ne kadar olduğunu bulmak için 320 ile 360'ı çarpmamız gerekiyor. 320 ile 360'ı çarpmak için sıfırlar yokmuş gibi çarpmamızı yapalım. 72, 108 topladık. 2, 5, elde var. 1, 1. 1152 ancak iki tane sıfırı yok saymıştık. O sıfırları ekliyorum. Bilimsel gösterim olarak ifade etmemi istiyor. Yani sayıyı 1 ile 10 arasında bir sayı olarak yazacağım. Yani 1 tam binde 100 52 sayıyı 3 kez 10'a bölmüş. Yani 1000'e bölmüş oldum. O zaman 10 üzeri 2'yi 1000 ile çarpacağım. 10 üzeri 2'yi 1000 ile çarparsam 10 üzeri 5 elde ederim. Bu durumda sorunun doğru cevabı B seçeneği. 1 hektar ladin ormanı yılda 32 ton. Bu durumda 15 hektar ladin ormanı kaç ton toz emer? Bunu bulmak için 32 ile 15'i çarpalım. 480 ton. Aynı şeyi çam orman için yapalım. 35 ile 15'i çarpalım. 5 kere 5, 25 elde var. 2, 3 kere 5, 15. 2 de elde 17, 35. Topladık. 5, 2, 5. 525 ton. Ve kayın ormanı için yapalım. 68 ile 15'i çarpalım. 8 kere 5 40 elde var 4 6 kere 5 30 4 de elde 34 68 topladık 0 2 10 120 ton. Bunların hepsini topladığımızda da 2025 ton bulacağız. Gram cinsinden istemiş öğretmen bu şu anda ton cinsinde 2025'i 1000 ile çarparsak kilogram olarak buluruz. Kilogramı da grama çevirmek için 1000'e çarpmamız gerekiyor. Yani 1 10 üssü 3 ile işte daha çarpacağız. Bu durumda 2025 çarpı 10 üssü 6 olacak. 2025'i 1 ile 10 arasında hale getirmek için 1000'e bölmemiz lazım. Yanındaki çarpanı da 1000'e çarpmamız lazım. 10 üssü 9. Bu durumda doğru cevap A seçeneği olacak. Bir ışık yılı yaklaşık 9 tam 10'da 5 çarpı 10 üssü 12 kilometre karşılık geliyor. Bunu İşlemlerde kolaylık sağlaması açısından tam sayı olarak ifade edelim. 9,5'i 95 yaptık yani 10 çarptık. Yanındaki çarpanı 10'a böldük. 10 11. Daha sonra 6400 ışık yılının kaç kilometreye karşılık geldiğini bulmak için 6400 ile 95 çarpı 10 11'i çarptık. Ve sonunda 6 tam %8 çarpı 10 16 bulduk. Yani A seçeneği doğru. 2,5 milyon ışık yılı 25 çarpı 10 üstü 5 ile ifade ettik 2,5 milyonu. 95 çarpı 10 üstü 11 ile çarptık. İşlemin sonucu 2 tam 1475 çarpı 10 üstü 19. Ancak burada 2 tam 1475 çarpı 10 üstü 20 verilmiş. O yüzden sorunun doğru cevabı C seçeneği. Diğer şıkları da kontrol ettiğimizde 9 tam 10'da 5 çarpı 10 üstü 17 var. 8 tam 174 çarpı 10 üstü 23 ifadesi de yine var. Doğru cevap C seçeneği. Bir insanın vücudunda damarlar, atar damar, toplar damar, kılcal damar olmak üzere 3 çeşit damar var. Vücudumuzdaki damarların toplam uzunluğu ekvator çevresinin 2,5 katı. Ekvatorun çevresi de 40.000 km. Önce damarların toplam uzunluğunu bulalım. 4 çarpı 10 üssü 4 yani 40.000 ile 2 tam onda 5'i çarpalım. 4 ile 2 tam onda 5'in çarpımı 10'dur. 10 la da 10 üssü 4'ün çarpımı 10 üssü 5'tir. 10 üssü 5 kilometre vücudumuzdaki damarların uzunluğu. Bu damarların %40'ı kılcal damarmış. Soru bize atar damar ve toplar damarların toplam uzunluğunu soruyor. %40'ı kılcal damarsa %60'ı atar damar ve toplar damardır. O zaman 10 üssü 5'in %60'ını bulalım. 10 üssü 5'i 100'e bölersek 10 üssü 3 olur. 10 üssü 3 ile de 60'ı çarparsak kilometre cinsinden atar damar ve toplar damarların uzunluğu buluruz. Öğretmeni metre cinsinden istemiş. Bir de bunu metreye dönüştüreceğiz. Metreye dönüştürmek için kilometreyi 1000 ile çarpmamız gerekiyor. Yani 10 üssü 3 ile çarpacağız. 60 çarpı 10 üssü 6 olur. Bilimsel gösterimle ifade etmek için de 60'ı 1 ile 10 arasındaki bir hale getireceğiz. Yani 60'ı 10'a böleceğiz. 6, yanındaki çarpanı 10 ile çarpacağız. 10 üssü 7. 6 çarpı 10 üssü 7. Aradığımız cevap, doğru cevap D seçeneği.